Hocam, rüyada görülen isim çocuğa verilebilir mi? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rüyada görülen ismi çocuğa vermek zorunda değiliz. İstihare yatmışsak veya istihare olmaksızın bir isim görmüşsek, yani mesela kızınız oldu, kızınız olacak adını Leyla koyun diye bir ses duydunuz. Tabii içinizde de bu isme karşı bir yakınlık varsa koymanızda fayda var. Ama yok, ben o ismi sevmiyorum, o isim bana hoş değil diyorsanız başka bir isim seçebilirsiniz. Ama eğer istihare neticesinde bir isim eğer kulağınıza fısıldandı ise o ismi koymanızı tavsiye ederim. Yine şartlı olarak, çünkü rüyalar bağlayıcı değildir. Rüyalar mesaj vericidir sadece. Bağlayıcı olmak, yapmadığınızda günaha girersiniz demektir. Rüyayla hüküm edilmez. Rüya bir hukuki sonuç doğurmaz. Evet, ama güzel isim verin çocuğunuza. Tereddüt ederseniz, biri dedi ki Hülya, öteki dedi ki Zeliha. Anne dedi Zeliha, baba dedi Hülya. Hülya Zeliha koyun, Zeliha Hülya koyun yani. İkisini de kullanın yani. Hocam illaki iki isim gerekiyor mu? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Tek isim. Ama insanların bir kısmı iki ismi, ailenin gelin tarafından bir isim, damat tarafından bir isim, ikisinin arasını bulmuşlar çoğu kez. Çok tereddüt ederseniz isimler arasında kura atarsınız. Nedir, nasıl kura atarsınız? Kağıdı alırsın, kağıdın bir tarafına Ahmet, ikincisine Mustafa, üçüncüsüne Necati. O kağıtları sil kenara atarsın, birini çekersin bismillah. Gelen ismi koyarsın yani. Haram değil, şu değil, bu değil. Tereddüdünüzü böylece geçiştirmiş olursunuz içinizdeki. Çünkü vermesem bu sefer acaba bir şey mi olur çocuğa gibi bir şey başlıyor. Bunun çözümü yok. Vesvese habire insanı tırtıklar böyle sürekli. Bunun yerine at kağıdı at. Yani kağıdı, yazı kağıdını. Yanlış kağıt atmayın yani. Kumar kağıdını kastetmiyorum. Kağıt, bildiğimiz kağıt yani. O kağıdı buruştur, at, hangi isim çıkarsa. Devam edelim.